Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizi de sayalım istersen abi. Sırbistan, Macaristan ve Rusya. Nispeten tabii şu hazırlık maçlarını biraz daha anlamlı kılmak için yapılan bir turnuva. Ama yani şey gibi olmuş. Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri gibi yani hakikaten Ortodoks Birliği. Sırbistan, Macaristan, Rusya. Ve biz parlak bir grup mu? Ben tercihen hani biraz daha Balkan ülkeleriyle oynamaktan ziyade Rusya ile oynamaktan ziyade, hele bu birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımızın olduğu bugünlerde Rusya ile oynamaktan ziyade biraz daha böyle Merkez Avrupa, Kuzey Avrupa, Batı Avrupa ile işte oynayıp... onların da hepsi biliyorsun A liginde. Yani genel evet. O yüzden böyle bir grup ortaya çıktı. Eylül ayından itibaren başlayacak ve Kasım ayında sona erecek. Dediğim gibi ya biraz hazırlık başladı. Sen şaşırır mısın biz düşsek C ligine bu grupta? Yok zaten düşmüştük biliyorsun, format değişti. Yani tekrar B liginde olduk şimdi. Ama o zamanki kadronun yapısıyla Lucescu'nun bir oturtturmaya çalıştığı bir yapı vardı. Şimdi biraz daha nispeten sanki o düzen biraz daha gelmiş gibi milli takıma. Evet hani gençleri alıp Lucescu da yeni bir milli takım kurma niyetindeydi. O dönemde girilmiş bir Uluslar Ligi ile şimdiki Uluslar Ligi biraz daha farklı olabilir diye düşünüyorum. Ya tabii ki. Yani şu anda zaten eleme grubunda olağanüstü bir iş yaptı. Euro 2020 eleme grubunda milli takımımız göğsümüzü kabarttı. Puan anlamında değil sadece. Oynadığı futbol, bazı maçlarda sallandık. Onu da görmezden gelmeyelim. İçeride Andorra ile oynadığımız maç az daha şeye gidiyordu yani. Hatırlamak istemeyeceğimiz bir maça doğru gidiyordu. 88. dakikada duran toptan atabilmiştik ama şu anda sokaktan çevrelim bu işte ilgili olan 10 taraftarı. Diyelim ki milli takımımız sahaya hangi 11 ile çıkar? Sakatlar listesinde verecek olursak tabii ki. Aşağı yukarı 8 oyuncu da insanlar hemfikir olur. Anlaşılır bir konsensus sağlandı milli takım üzerinde. Kaldı ki hani Çağlar gibi, Merih keşke olsaydı, Merih Demiral gibi. Yani giren genç oyuncularımızın, Uğurcan da dahil işte, kalecimiz Mert Günok da dahil, herkesin sahiplendiği bir milli takım. Evet. Bu milli takımın, Şenol Güneş'in oluşturduğu, forma verdiği bu milli takım bence esas katkısı, Avrupa Şampiyonası finalleri okey ama esas yeniden takım bütünlüğü ve taraftar takım birlikteliği sağlandı. Onun için her şeye rağmen ona güvenerek gideceğiz. Yani Enes'e de güvenerek gidiyoruz. Burak Yılmaz'a da güvenerek gidiyoruz. Çünkü çok güzel bir sinerji oluştu. Tribün takım bağlantısı yeniden kuruldu. Esas önemli olan da buydu bence zaten.